Merhabalar. Hayata dair her şeyi bulabileceğiniz kanalıma, Uğur'la evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç tarator yapacağız inşallah. Benim sık sık yaptığım salata türlerinden biri. Özellikle de hani bir ani misafir geldiği zaman da hemen yapılabilecek salatalardan bir tanesi. Hemen işleme başlıyorum. Benim burada fazlaca havucum var çünkü biraz kalabalık bir misafir gelecek. Onları yapacağım. Ben bu taratoru şu an 3, 6, 8 adet büyük boy havucum var. Ama siz tamamen ölçünüzü daha da artırabilirsiniz. Daha yoğun misafiriniz varsa daha da azaltabilirsiniz. Yani 2 havuç, 3 havuça kadar bile hani günlük kendiniz önde tüketecekseniz düşürebilirsiniz. Tamamen ölçüyü kendiniz ayarlayacaksınız. İşleme havuçlarımızı rendeleyerek başlayacağız. Rendemizi büyük tarafıyla rendeleyeceğiz. Şöyle ben bir kap alıyorum. İçerisine havuçlarımı rendelemeye başlıyorum. Havuçlarımın tamamını rendeledim. Arkadaşlar tavamın, geniş bir tavamın altını açtım. Ocağı özellikle orta ateşe getiriyoruz. O sonrasında bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle ölçü vereyim diye ben size. Ben mesela 8 adet büyük boy havuç için ortalama bir çay bardağından şu bu kadar hani kaldı. Bakın 8 adet büyük boy havuç için şu miktarda sıvı yağ kullandım. Hani ölçerek yapmıyorum. Sizler için bunu yapıyorum. Ölçü miktarımız olsun diye. Sonrasında hafif ısınacak sıvı yağımız. Sonrasında da havuçlarımızı ekleyeceğiz inşallah. Yağım bir miktar ısındı. Havuçlarımı ilave ediyorum. Bu kadar fazla göründüğüne bakmayın. Havuçlar çarçabuk eriyecek içinde. Şimdi buradaki püf noktası arkadaşlar, havucumuz ne çok diri kalacak ne de çok böyle yumuşacık olacak. Orta seviyeye getirmemiz gerekiyor. Orta seviyeye gelene kadar havuçlarımızı iyice karıştıralım. Havuçlarımın yumuşaklığı istediğim seviyeye ulaştı. Şu şekilde ilk başta söylediğim gibi yani ne çok diri olacak ne çok yumuşak olacak bu seviye benim için yeterli. Bu seviyeye getirdiğiniz vakit altını kapatıyorsunuz ve soğumaya bırakıyorsunuz. Şimdi benim havuçlarım soğurken ben bir taraftan da taratorumun yoğurdunu hazırlayacağım. Bir miktar yoğurdumu kabıma alıyorum. Dediğim gibi tamamen yaptığınız ölçülerle alakalı bu yoğurt seviyenizde. Ben kendi ölçüme göre yoğurdumu alıyorum. Az geldiği vakit yine ekleyebilirsiniz de kontrollü ilerlersiniz. Ben şu miktar şimdilik yeterli gördüm kendi ölçüm için. Sonrasında içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar ben mayonez İki adet orta boy sarımsağım var. 2 adet orta boy sarımsağımı ben dövmüyorum. Bıçakla küçük küçük kesiyorum ve o şekilde içerisine ekliyorum. Şu şekilde minik minik yapıyorum. Sonra bu şekilde içerisine ekliyorum. Hemen bunu yapacağım ve bir miktar da arzuya göre içerisine tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Havuçların içerisine ben elimle şu şekilde cevizlerimi eziyorum ve ezerek devam ediyorum. Kesinlikle dövmüyoruz. Yoğurdumu pürüzsüz olana kadar iyi bir şekilde karıştırdım. Diğer taraftan da havuçlarım iyice soğudu. Şimdi ikisini birlikte karıştıracağım ve sonrasında servis tabağıma alacağım. Üzerine cevizlerimi ekledikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 saat bekletmem yeterli. Sonrasında servise hazır olacak salatam. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizler de denersiniz ve bana yani yorumlarınızı atarsınız, yazarsınız. Farklı videolarla ben yine karşınızda olacağım. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.